Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tosta kartın kutu açımını yapacağım Normalde ben turkuaz tosta kartın kutu açımını yapmıştım Şimdi ise diğer renkli tosta kartların kutu açımını yapacağım Turkuaz kart harici siyah kart aldım Kırmızı kart aldım bir de mor kart aldım Böyle lila rengine benzer bir kart Yani toplam 4 rengi var tostanın Bir de normal Eski kartlar var. Yani numara yazan kartlar var. Tabii ki numara yazan kartlar da kullanılıyor. Diyelim ki da kartınız var ama dijital değil. Onu dijitale dönüştürebiliyorsunuz. Ondan da bahsedeyim sizlere. Tosta'nın özelliklerine gelecek olursak 18 yaş altı tüm bireyler yani 13 yaş üstü tüm bireyler alabiliyor. Akbank'ın altyapısında olduğu için güvenilir. Şu an yükleme limiti 1250 TL. İnna kartı güncelleme geldi arkadaşlar. 5000 TL oldu. Onaysız hesaplardı belki Tosta'ya da gelecektir. Çünkü bu denetimler Masak tarafından gerçekleştiriliyor. Ondan da bahsedeyim. E, tosta kart şu anlık 1.250 TL yükleme aylık. yıllık da 500 TL çekme limitine sahip. Tüm ATM'lerden ücretsiz bir şekilde para yatırabiliyorsunuz. Yani Akbank ATM'si vesaire vesaire fark etmiyor. Akbank ATM'sinden ekstra olarak bakın ekstra olarak karşısız para yatırabiliyorsunuz. Ondan da bahsedeyim. Zaten karsız para yatırma videosu kanalımda var. Akbank referans kodla. Tabii ki de ben orada Akbank hesabıma para yatırdım. Ama siz aynı şekilde Tosta hesabınızdan para yükleye tıklayarak referans koduyla ATM'den para yatırabilirsiniz. Ee, gelmesini istediğim birkaç özelliği söyleyeyim size arkadaşlar. Birincisi başkalarının da banka hesabına para transferi yapılma özelliği. İkincisi QR kodla ATM'den para yatırma. Mesela Akbank'ın kendi banka hesabında varken Tosla'da yok. Üçüncüsü IBAN gelecek diyorlar. BDDK tarafından alınan izinle IBAN gelebilir. Belki Akbank'ın IBAN'ı olur. Onu bilemeyiz. Yani bu kadar şu an aklıma gelenler bu kadar. Şimdi ben bir turkuaz kartı göstereyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle turkuaz tosta kartı gösterelim. Kartın önünde hiçbir şey yazmıyor. Sadece tosta yazıyor. Çipi var. Bir de Mastercard logosu var. Çip. Çipin ne işe yaradığını birkaç tane videomda söylemiştim. Yine söylüyorum. Post cihazına dikey bir şekilde sadece bu taraflara bakarak böyle takıldığında buradan okunuyor. Mesela şeritli de var. İsterseniz şeritli de okutabilirsiniz. Burada Mastercard şeridi var. Ya da temassız logolu post cihazlarına temassız özellikli post cihazlarında temassız ödemeyi sağlanıyor. Bu tosta kart içine yüklendiği kadar harcanabilen bir kart. Yani içine 100 TL yüklerseniz 100 TL harcayabilirsiniz. Ondan da bahsedeyim. Bu tosta kartta oyunlara para yatılabiliyor. Hatta eğer uygulama içerisinde e-pin alırsanız size ekstradan indirim veriyor. Yani hediye sağlıyor. Ondan da bahsedeyim. Çoğu e-pin'de yani çoğu oyun kolu da TOSA'da mevcut. O onun haricinde e, uygulama mağazalarına satılan dijital kodlar veya İstanbul karta bakiye yükleme gibi seçenekler de mevcut. Bu TOSA kart önemli kart olduğu için içine yüklendiği kadar harcanabiliyor. Eksi bakiye düşmüyor. Bakın arkadaşlar bazılarınız sormuş. Eksi bakiye düşmüyor. Borca falan sokmuyor. Bakın bu da Akbank'ın dijital kredi kartı. Akbank kartlarını gösterecek olursak bunda eksi bakiye düşüyor. Çünkü bu bir kredi kartı. Ha tabi ki de kartın yani borç gün geldiğine mevduat hesabınızdan çekilebilir veya kredi kartı borcunuzu ödeyebilirsiniz ama eksi bakiye düşüyor. Ha harcamazsanız o size kalmış. Size bir limit veriliyor. Bu limit doğrultusunda harcama yapabiliyorsunuz. Ondan da bahsedeyim. Akbank'ın kredi kartı böyle. Ayda atı yaklaşık 210 küsür TL idi sanırsam. Şu an hatırlamıyorum. Bir de Akbank'ın bankamatik kartı var. Bu tosta kartla aynı. Ama bunda IBAN var. Bir de Akbank banka hesabına bağlı. Ondan da bahsedeyim. Birkaç tane daha özelliği var. Akses özelliğini kullanıyor. Bu akses özelliğini kullanmıyor. Bu normal TOSA kampanya özelliğini kullanırken bu akses üye işyerlerinde çip para veriyor. Ondan da bahsedeyim. Şimdi 3 tane kartı aldım. Üçünü de açalım. Bakalım ilk hangi renk gelecek. Ve bunları kendi adıma almadım. Birisini kardeşim adını aldım. Birisi babamın adını aldım. E üç tanesini aynı anda alamazdım yoksa. Ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Yani bir kişi en fazla bir kart ekleyebiliyor. Tabi de o kartı e, diyelim iptal edip başka kart alabiliyor. Diyelim ki sizin normal tosta kartınız var ve dışarı kart almak istiyorsunuz. Eski kartınızı iptal etmeniz gerekiyor. Yoksa alamazsınız. Veya mevcutta bir kartınız yoksa direkt sipariş edebilirsiniz. Tabi de o size kalmış. Şimdi. Peki şifreyi nasıl belirleyeceksin onun cevabı? Zaten şifre belirlemek çok kolay. Evet. Elimize gelen şu an kırmızı kart. Kırmızı kart böyle, normal tosta kart. Bakın bu kardeşimin kırmızı kartı böyle. Normal turkuaz kartı böyle. Bakın şeritlerinde farklılık var. Bunun kırmızıya kırmızı, bunun da böyle gri. Ondan da bahsedeyim. Yani şeritlerde fark var. Mesela yapı kredinin banka ve kredi kartlarında rengi ne olursa olsun şeridi siyah. Yani keşke rengi göre yapsalar şeridi. Gerçekten çok güzel olur. Yapı kredinin kartlarından bahsediyorum tabii ki de. Yapı kredinin önemli kartı var arkadaşlar. Kanalımdan bulup izleyebilirsiniz. Yapı kredi videosunu. Garantinin de önemli kartı var. İş bankasının da var. Onların hepsi kanalda mevcut zaten. Evet bakalım. Bu da siyah kart. Siyah kartın arkasına baktığımızda bu sefer şeridi siyah. Yani mesela veya gri değil. Ondan sonra normal kartla aynı. Arkadaşlar size için gittim diğer kartları da aldım. Kart ücreti 10 TL uygulamadan alınıyor. Sadece bu kartlar uygulamadan alınıyor. Ondan da bahsedeyim. Yani bu kartlar uygulama hariç şu an Hiçbir yerde satılmıyor. Sadece uygulamada satılıyor. Uygulamada satılmayan kartlar ise isimsiz kart oluyor ve kart numarası kabarık bir şekilde oluyor. Onlar 5 TL satılıyor. Bunlar ise uygulamadan 10 TL satılıyor. Peki kartı nereden para yükleriz? Şok marketlerden yükleyebilirsiniz. Sizden 1 TL kesiyor. Şu an maksimum 1250 TL yükleyebiliyorsunuz. Ondan sonra Carpusa Teknosa gibi yerlerden de yükleyebiliyorsunuz. <laughs> Benim bildiğim kadarıyla. Ve yükleme yerleri ayrıca satış yerleri. Ondan da bahsedeyim. Yani Carrefour'sa, Teknosa ve Şok'tan hem satın alabiliyorsunuz kartınızı 5 TL'yi hem de oradan para yükleyebiliyorsunuz. Akbank ATM'lerinden ve diğer bankaların ATM'lerinden de ücretsiz olarak bakın tüm ATM'lerden ücretsiz olarak para yatırabiliyorsunuz ve para çekebiliyorsunuz. Limitleriniz dahilince. Limiti arttırmanın iki şartı var. Birincisi 18 yaşınızın üzerinde olmanız lazım. İkincisi ise banka hesabınızdan doğrulama yapmanız lazım. Ben 18 yaşının altındayım. Ama banka hesabından doğrulama yaptım. Yine de hesabım onaylanmadı. Çünkü 18 yaş altı olduğum için Akbank hesabından doğrulama yaptım ama yine de olmadı. Bu yaş sınırından dolayı eğer onaylasaydım 50.000 TL'ye kadar limitim çıkacaktı arkadaşlar. Tabi bu limitler her zaman güncelleniyor birkaç ayda bir. Ondan da bahsedeyim. Bu 1250 TL limit de yani doğrulanmamış tosta limiti de ilerleyen zamanlarda artabilir. Bu arada tostaya para diyelim tosta hesabından başka bir tosta hesabından para göndermek için banka hesabınızdan para yüklemeniz lazım. Veya banka hesabına para çekmek için de banka hesabınızdan en az 1 TL olarak para yüklemeniz lazım tosta hesabınıza. Zaten onun da videosu kanalında olması lazım. Ona da bahsedeyim. Diyelim banka hesabınız yok 18 yaş üzerisiniz. Tosta hesabınızı zorlamak istiyorsunuz. Veya 18 yaş altısınız sadece para gönderip almayı açmak istiyorsunuz. O zaman da banka hesabı olmadan Tosta karta para yatırma videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada da ben belirttim nasıl yapılacağını. Şimdi bu turkuaz, kırmızı, siyah kartları bir kenara koyalım. Şimdi geldik son karta. Son kartta mor kart. Yani tek o kaldı çünkü. Bu arada hangi kureye geldiği bilmiyorum çünkü ben evde yoktum. Muhtemelen kurenet tarafından gelmiştir arkadaşlar. Ya kurenet ya AGT tarafından geliyor. Ya benim bildiğim kurenet. Kurenet tarafından yani 3-4 hafta olmuştu Normalde benim Turkuaz Sosa kartım 10 günde falan geldi ama bunlar biraz uzun sürdü. Bu arada bu mor kart da güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Şimdi toparlayacak olursak. 4 tane Tosta kart. Renk farklılığı kesinlikle böyle e seviye belirlemiyor. Bu kartların seviyesini belirlemiyor. Yani siyah platinum karttır veya turkuaz öğrenci kartıdır veya kırmızılar ne bileyim işte özel karttır. Öyle bir şey yok. Her kartın seviyesi aynı arkadaşlar. Mesela siyah daha çok bankalarda premium kartlar oluyor. Ondan bahsedeyim. Ama hepsinin seviyesi aynı. İsimsiz kartla isimli kartla bir farkı yok. Ondan da bahsedeyim. Yani isimli kart da kullanabilirsiniz. isimsiz kartta. Ha bu arada şöyle bir bakmak gerekirse Akbank'ın kartına çok benziyor. Hatta şu an ikisinin neredeyse görünüşü aynı. Kartı basan firmalar farklı olabilir. Akbank'ın plus kartı da Avusturya kart basıyor. Yani Avusturya kart şimdi Tosta'da hem plus kart hem Avusturya kart var. Akbank'ta da öyle. Stoğu i̇şte geri değişiyor arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. Ama Tulsa'nın master veya visa basılacağını şöyle anlatayım. Şu anlık sadece master basılıyor. Akbank'ın ise çoğunlukla master basılıyor. İsterseniz Troy kart alabiliyorsunuz. Veyahut Stoa göre bakın Stoa göre visa kart da bazen gelebiliyor. Ondan bahsettim. Yani çoğunlukla kredi kartı olsun, banka kartı olsun master kart geliyor. Ön ödemeli kartta kesin olarak şu anlık arkadaşlar bakın şu anlık. Belki Visa ile anlaşma yapabilir Aköde yani Tosta. Belki visa da basabilir kartlara ama master kart da çok güzel gözüküyor. Fark etmez arkadaşlar. İkisinin de özelliği neredeyse aynı Master'la VISA'nın. Bazıları MasterCard sever, bazıları VISA'yı sever. Ben görünüş olarak Visa MasterCard'ı seviyorum. VISA kart da tabii ki de iyi ama görünüş olarak MasterCard'ı bir tık daha fazla sevdiğim için Mastercard tercih ediyorum. MasterCard'ın bu arada kartı çok premium gözükmüyor mu arkadaşlar? Yani düşünceleriniz nedir? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yani çok premium gözüküyor gerçekten kartı. Bu da dijital kart. Yani numarası bunun numarası Access ve Akbank mobilden gözükebiliyor. Ondan da bahsedeyim bu Access dijital kartın. Bu Akbank dijital kartın ise numarası yine Akbank ve Access mobilden gözükebiliyor. Bu TUSA kartlarının peki numarası nerede gözükecek? Hani biz aldık diyelim. Nerede gözükecek? Bunların numarası arkadaşlar Tosla uygulamasına gözüküyor. Tosla uygulamasına girdikten sonra profil fotoğrafınıza tıklıyorsunuz ve oradan da kartınıza da tıklıyorsunuz. Oradan da kart bilgilerimi görüntü ediyorsunuz ve kart numaranız, CVC kodunuz vesaire vesaire çıkıyor. Ondan bahsedeyim. Oradan kart durumunuzu da sorgulayabiliyorsunuz. Kuryeden gelip gelmediğini yani kuryeye gidip gitmediği, kuryede mi yoksa hala tostada mı? Oradan sorgulayabiliyorsunuz. Ondan sonra internet alışveriş limiti ayarlayabiliyorsunuz. Orada bir sürü seçenek var zaten. Ondan bahsedeyim. Yani Tosla kartlar arkadaşlar Akman kartlarla gerçekten Yarışacak derece. Yani Akbank kendi kartı ama ikisi Akbankın kartı. Ama kampanya olarak bence tosta daha iyi. Bu benim kendi düşüncem. Ama ben Akbankta kullanıyorum çünkü Akbank da bayağı iyi bir banka. Diyelim Tosa kart ATM'de hata verdi. Yani 1.150'den sonra para yatırmak istiyorsunuz. Akbank kartınızı kullanabilirsiniz. Eğer Akbank ATM'sindeyse. Akbank kartı şu anlık sadece Akbank ATM'leriyle anlaşmalı. Diğer ATM'lerden ücret kesiyor. Ama Tosta'da Tosta tüm ATM'lerden yurt içindeki tüm ATM'lerden ücretsiz para yatırıp çekebiliyorsunuz. Limitleriniz dahilince ondan da bahsedeyim. Zaten limitler kısmında hesabınıza gözüküyor. Oradan limitleriniz kaç liraya kaç lira. Diyelim 1250 TL yükleme 500 TL çekme limiti diye. Orada aylık yıllık periyotları da yazıyor. Hani aylık 1250 TL yıllıkta 500 TL olarak Tabi bu size değişebilir 50 TL olabilir. Bu sizin hesap statünüze bağlı. Dediğim gibi hesabı yükseltmek için de banka hesabınızdan para yüklemeniz lazım. Diyelim banka hesabınız yok. Tabii de bu 18 yaş üstü için geçerli doğrulanmış dostlarınızı 18 yaş altı olamıyorsunuz. Çünkü ben Garanti Bankası'ndan, Akbank'tan para transferi yaptım ama onaylanmadı. Hele ki atmaktan yani Akbank'tan Toss'a para transferi ücretsiz ve entegrasyonu hızlı olduğundan dolayı direkt geliyor. Tabii ki de Garanti de böyle ama Akbank'ta biraz daha hızlı ve ayrıca Akbank'ta yani uygulamanın için Akbank uygulaması içinde Toss'a para transferi ile ilgili bir bölüm var. Arkadaşlar Toss ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Tabii ki de bu bahsettiklerim hariç e, Tosta ile ilgili işte nasıl yapılır gibi videolar işte Tosta hesabı nasıl oynanır, Tosta'dan para nasıl çekilir, Tosta'ya para nasıl yüklenir. Bunların hepsi de kanalımda var zaten arkadaşlar. Bulabilirsiniz. Çok karmaşık de değil zaten yani bu Tosta ile ilgili konular. Ondan bahsedeyim. Videom bu kadardı. Görüşmek üzere.